özellikle Zeynel'in annesi Cemile'nin bir Cumhurbaşkanı CİMER'e vermiş olduğu bir adli kontrolümüzü kaldırın, mağdur edildik şeklinde özeti bu. Ama oradaki dosya incelendiğinde dosyada bir adli kontrol kararının halen olmadığını görüyoruz. Demek ki bu şu anlama geliyor, aileyle ilgili idari anlamda bir tahdit kaydı konmuş. Yani pasaportla yurt dışına gitmesi engellenmiş. Ama şunu anlıyoruz, bu yazının içerisinde bu son durum, bu böyleyken başta Zeynal'ın aslında ailenin vermiş olduğu o bilgide ilk daha basına, medyaya yansımadan Zeynal'ın önemli olan husus şu, o tarihlerde Rusya'ya gittiği. Bunu nereden biliyoruz? CİMER'e yapılan başvuruda yapılıyoruz. Bunu da aile şunu söylüyor, biz o dönemki yetkililerle, valiyle görüştük. Buna müsaade edildi. Biz gittik. Sonrasında da İçişleri Bakanlığı ya bu olay karıştı, gezi benzeri şeyler oluşmasın diye çocuğu getirin dedi. Çocuğu getirdik ama şu anda mağduruz. Biz baro olarak bu dosyanın gerçekten yeniden, gerekirse birden fazla savcı tarafından kontrol edilerek buna benzer var mı ailenin avukatlarının, baro komisyonunun yazmış olduğu ki 30'un üzerinde soru var. Bu anlamda bu gizemlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Nedir bu? Biz baştan beri şunu söylüyorduk. Niye telefona, yani Zeynal şüpheli, niye telefona el koymadı? Bilgisayarlarına el konulmadı. Niye evinde kriminal anlamda inceleme yapılmadı? Yani saçtan tutun başka, araba çamurluydu, arabayla ilgili işlemlerin yapılması gerekiyordu. Bu dosyanın yeniden gerçekten ele alınması gerekiyor. Başta da şunu söylemiştik, içerisinde bir şüpheli var. Şüphelinin babası emniyette çalıştığı için başta bu yapılmalıydı. Soruşturma makamı, soruşturma yürütülecek kolluğu değiştirme talebimiz vardı. Yani jandarmaya verilmesi talebi vardı. Şimdi ailenin de avukatı, aile avukatı var. Etkin bir soruşturma yürütülmediğinden dolayı Anayasa Mahkemesi hazırlığı var. Anayasa Mahkemesi'ne bu dosya gideceği kesin. Burada çağrımız şu, bu belgelere yeni yeni dediğimiz belgeler su yüzüne çıkıyor. Ama savcılık makamından da biz etkin bir soruşturma yapılması talebimiz var. Bu dosya bir şekilde aydınlatılmalı. İkinci bir çağrımız da şu, kamuoyuna buradan basın aracılığıyla bu olaya tanıklığı olan, bilgisi ve görgüsü olanların nasıl anne bir CİMER'e mektup yazıp bazı yeni bilgiler veriyorsa, görgüsü ve bilgisi olanların gelip öncelikle savcılık makamına başvurup bu olayla ilgili aydınlatıcı bilgileri varsa bunları söylemesi ya da yazılı olarak göndermesi, hiçbir şey yapamıyorsa baromuza, Tunceli Barosu'na da bu bilgileri gönderebilirler. Talebimiz budur. Ben bir anneyim. Yeter. O kızı hangi hallere ben bugünlere getirdim? Ancak ben biliyorum, Allah biliyorum. Ben sız sattım, o kızını okudum. Yumurta sattım, okudum. Ya ben bir anneyim, Allah için benim bu kızını çıkarsın. Onun bir mezelin olsun, ben bir Fatiha okuyacağım. Ben adalet istiyorum. Benim canım yandın, daha başkalarının canın yanmasın. Daha kadınlar ölmesin, öğrenci ölmesin. Ben bir anneyim. Ben bunu istiyorum. Ben kızımı çıkartmak için ben burada oturuyorum. O vali ilk önce biz geldi dedi, Gülistan Sudadır. Öğretmen evinde geldi benim yanına. Dedi, Mete, benim de iki kızım var. O kızımı üstüne yemin ederim ben Gülistan'ı sana vereceğim. Ya ne hak be? Niye bizi o kürpide kandırdı? Sanki bir işe gidiyor, geliyor, sabah gidiyor, akşam geliyor, cenazeyi bekliyor. Ya sen, o sen dedi ya Gülistan sudadır, sen niye bana vermedin? Sen de niye bana vermedin? O kadar sen emin misin?